birini çaktırmadan ikna etmenin 6 yöntemini öğreteceğim size. 6 teknik. Ben buna isim uydurdum. 6 maymuncuk tekniği. Neden? Çünkü her insan aynı değildir. Her insan bir kilit gibidir. Her kilidin ayrı bir anahtarı vardır. Ama dışarıda kaldığınızda maymuncuğunuz varsa bir şekilde girersiniz. 6 kategoride 6 teknikte yanınızda 6 tane maymuncuk taşıyın yeter. Peki insanlar sizi ya da siz insanları nasıl ikna edersiniz? Gelin altı teknikle bir görelim. Hoş geldiniz. Başkalarını nasıl ikna ederiz? Maymuncuklardan birincisi yani ikna tekniklerinden birincisi. Daha kısa yol öner. Ne demek istiyorum? Hemen anlatayım. Şimdi bu vaktiniz bolsa her tekniğin uygulanacağı yer var. Vaktiniz bol, bir hafta, bir on gün süreniz var, bir ay kurbanınızı gözünüze kestirdiniz. İlk önce kurbanınıza bir hikaye, bir sorun yaratıyorsunuz. Bunu uluslararası politikada da yaparlar, sevgililer de yapar. O sorunu oluşturuyorsun. Bir, bir hafta o sorunla baş başa bırakıyorsun. Sonra daha kolay bir çözümle ve ikinci bir seçenekle gelip bir günü kurtarıyorsun. Hem kahramansın hem senin istediğin olduğu bu kadar basit. Örnek canınız tatile gitmek istiyor. Seminerlerde veririm, bayılırım bu örneği. Sen bir hafta önceden sevgine şunu dersen ya şöyle bir hafta on gün falan şuraya mı gitsek? Annemlere mi gitsek? Ne bileyim Almanya'ya mı gitsek? Hadi buyur düşün. Böyle bir on gün debelensin. Bir hafta hesap yapsın nasıl olacak falan. Sonra çık geldi ki ya tamam iki günlüğüne bir yere gidelim. Kurtarıcısın. inanılmaz güzel bir imkan sundun ve çok anlayışlısın. Gördün mü? Alt üst üst iki günlüğüne bir yere gitmekti. Direkt söylesen belki kabul olmayacaktı. Çünkü İnsanlar daha kısa yolu, daha basit olanı seçer. İkinci yöntem. Önce bir ton sonra bir kilo. Yani ilk önce kurbanın üzerine yükü arttıracağız. Sonra biraz hafif bir şey seçeceğiz. Seçenek olarak. Aslında bir öncekine benziyor. Farkı şu bu kısa sürede sonuç almanızı sağlar ve kurbanla bir oturuşta o oturuş yani yarım saat sürebilir, bir saat sürebilir. Bir oturuşta çözüme gitmeniz lazım. Yoksa İş çok riskli. Yüzde %50 hayır alabilirsiniz. Nasıl bir teknik? Hemen anlatayım size. Babanıza tablet aldırmak istiyorsunuz. Basit, küçük bir tablet. Ucuz bir şey. Niyetiniz o. Ama siz gidip de bunu söylerseniz hayır deme ihtimali yüksek. O zaman üç seçenekle gidiyoruz. Üçünü de aynı konuşma süresinde araya onu çok sokmadan ard arda söylüyoruz. Birinci seçenek saçma sapan. Baba bana PlayStation lazım. Ama daha o cümlesini almadan ama biliyorum ki işte derslerim engel olur, mali olarak çok pahalı falan filan derken birinci seçeneği fedakarlık yaparak sen çözüyorsun. İkinci seçeneğe geçiyorsun. Ya işte böyle bir tablet gördüm. Bu tablet 4000 lira mesela falan filan. Yine baban daha bir şey demeden. Ha bir şu var. Ya bu, bu da özellikleri yakın. Derslerime faydası olur. Bitti. Birinci fedakarlığı yaptın, kendini zaten kahraman gösterdin, iyiyim, güzelim. İkincide de iki seçeneği getirdin. İki seçenekten ucuz olanı seçecek. Ama en azından bir tabletin olacak. Üçüncü teknik. Bedava numune tekniği. Bu bedava numune tekniğini marketlerde falan uygularlar. Kapının önünden geçerken sana işte küçük bir parfüm, ne bileyim bir parça peynir, sucuk bir şey verirler. Siz de kendinizi borçlu hissedersiniz. Gidip sucuk alırsınız. İşte bu tekniğin size yansıması şöyle. İnsanlara sebepsiz iki iyilik yapacaksınız. İki küçük iyilik. Birinci iyilik tesadüf olacak. Bunu hmm diyecek yani niye yaptı ki falan. İkinciyi de çok yakın sürede 24 saat içinde üst üste çok dikkat çeker. 24 saat içinde bir daha patlatacaksınız. Sonraki 24 saat içinde de hasata başlıyoruz. Ne isteyecekseniz onu isteyeceksiniz. Bir kere kendini borçlu hissediyor. Ya o o kadar şunu yaptı bari ben de şunu yapayım gibi. Bunu böyle yaptığınız zaman gerçi bunlar etik değil gibi geliyor kulağa. Hani kötü dolandırıyoruz gibi geliyor ama hayır. Önemli olan siz eğer ki insanlara zarar vermeden mutlu olabilecekseniz bunu sağlamak. Dördüncü yöntem beyaz tahta tekniği. Beyaz tahta tekniği illa beyaz tahtada yapmanız gerekmiyor ama şirket konuşmalarında beyaz tahtada daha güzel olur. Ama evdeseniz işte kız arkadaşınıza, erkek arkadaşınıza ya da bilmiyorum aileden birine uygulayabilirsiniz. Dördüncü teknik genelde bu küs insanlar arasında, kavgalı insanlar arasında ya da konuşacağınız konu çirkinse, çok hoş bir konu değilse kullanılabilir. Diyelim ki konunun tekrar açılmasına iki tarafta keyif almıyor. Karşısına oturuyorsun diyorsun gel farklı bir açıdan bakalım bir şey anlatacağım sana. Bir beyaz kağıt seriyorsun. Olabildiğince büyük olsun ama ya yani A0'la da gitme yani haldır aldır. Ve sorunların, problem kişilerin ve konuların iz yapıyorsun. Basitleştiriyorsun. Yani Deveyi karınca yapıyoruz. Deveyi bir odaya sokmak zordur ama karıncayı sokabilirsin. Olay şu. İlk önce bir çöp adam çiziyorsun. İşte bu diyelim ki sensin. Ama ben biz bunu Ali diyelim. Kendisinden koparıp sorunu ve problemi, nefreti, kini Ali'nin üstüne vereceksin. Ali çizgi karakter olduğu için, renk olmadığı için dertleri yok. Ali Ayşe'yi çizdin. Bak bunlar böyle olmuş da şöyle olmuş. Sorunu daha basit gösterip orada çözüm üretmeye çalışacaksın. Bu insanların konuşmak istemediği çirkin konulardan daha kolay çözüme gitmesini sağlar. 5. Yer çekimini yok et. Yer çekimini yok et aklınızda kalsın diye böyle havalı bir isme sahip. Yer çekimini yok et şöyle bir şey. Gerçek yaşam şartlarını ve mümkün mantıklı olan şeyleri varsayarak yok ediyoruz. Diyelim ki karşı tarafın çok sağlam bir kırmızı çizgisi var ve ne bileyim işte Toplum öyle diyor. Örf adet öyle gösteriyor diyor. Bundan hiç taviz vermiyor. Burada yapacağımız şey şu. Karşısına oturuyorsunuz. Neşeli, enerjik, keyifli olduğu bir anı buluyoruz. Yemekten yarım saat sonra, dopamin biraz yüksektir. Keyfi yerinde olacak. 3-5 tane güldüreceksiniz. Biraz neşeli olacak. Sonra operasyona başlıyoruz. Taktik şu. İlk önce ona diyorsun ki ya sakin ol. Ben bir şey anlatmak istiyorum ve sadece 5 dakika sürecek. Biliyorum kızıyorsun ve şöyle şöyle olduğu için asla izin vermiyorsun ya da kabul etmiyorsun. İşte benim mesela arkadaşlara tatile gitmeme izin vermiyorsun. Ama varsayalım. Burada varsayalım evrenine geçiyoruz. Paralel evren. Bir iki kere itiraz edecek. Ya varsaymıyor. mı? Ya bir dur bir varsayalım. Varsayalım ki işte şöyle şöyle değil. Yani aslında ben Mehmet'le gitmiyorum da Aslı'yla gidiyorum. Misal. Varsayalım iki üç kere söyletip Asıl onun kırmızı çizgisini kaldıracağız. O örtüyü daha doğrusu. Üstünü örtüyü. Altından konuşacağız. Her ne kazanmak, her ne yaşamak istiyorsunuz onun simülasyonunu yaptıracaksınız. O bir yaşayacak onu. He, tamam tatile gittin. Tamam hadi izin verdim. Tatile gittin. Bak paramı ben biriktirdim. 5 gün değil 2 gün gidiyorum. Oradan sürekli arayacağım. Bu teknikle varsayalım evreninden bir şekilde yırtarsınız. Bunların hiçbir işe yaramadı mı? ağır silaha geldik. Nükleer silah. Bunu kullanmak dolaptaki son çareniz. Yani dolabı açıp da bu silahı indiriyorsanız işler kötü gidiyor demektir. Bu beş teknik de işe yaramamıştır. Bu altın maymuncuk. Tekniğin adı şu. Ben uyduruyorum. Az konuş, çok oyna, bırak o kendini ikna etsin. Bunu size çok yapıyorlar. Nerede yapıldığını siz de aşağıya yazarsınız. Olay şöyle. Karşı tarafla bu konuyu konuşmak için oturduğunuzda suskunluk sağlıyoruz ve beden dili mimiklerle olabildiğince iletişim kuruyoruz. Cümle kurmuyoruz, olabildiğince ya işte senin dediğin gibi. Yani sen bilirsin. Ya sence? Hep pası karşıya atıyoruz. İnsanlar suskunluğu sevmez. Bir suskunluk eğer ki siz de aynı ortamda bulunurken 30 saniye geçiyorsa suskunluğu hep o bozar. 2-3 kere bozduktan sonra cümleler kurmaya başlar. Tam evet susma ya bir şeyler söyle der. Ya tamam da e sen ne istiyorsun? Yani senin tavrın hep şey olmadı. Ne yapayım ben artık ne ki falan. Bırak yavaş yavaş sorunu o çözsün. Bunu neden en son kullanın? Çünkü etik değil. Aslında insanları sömürüyorsunuz. Bunu sakın ola ki trip atmakla karıştırmayın. Trip duvar örersiniz ve çözümsüzlük gelir. Burada hep şey var. Beden dili, tiyatro, mimik, ajitasyon, iç içe Acıların çocuğu küçük Emrah ama aynı zamanda da çözüm üretmek istiyorum. Umarım bu altı tekniği insanlara karşı adilce kullanırsınız. Çünkü gerçekten de işinize yarayacak faydalı öneriler olduğunu düşünüyorum. Yeter ki doğru yerde kullanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.